Geçen hafta bahsetmeye değer bulduğumuz keşiflerimizin 12. bölümüyle karşınızdayız. Nasılsın Okku? İyiyim Yasemin, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hiç konuşmamışız gibi. Neyle başlayalım? Ne keşfettinle başlayalım mı? Ne keşfettinle? Hmm, başlayalım. Sonuç haftadır hep buradan gidiyoruz. Haftayı değiştiririz. Evet, güzel. Sende var mı yeni bir keşif? Bende yok bu hafta. Tamam, o zaman ben hızlıca başlayayım mı? Ben bir podcast önerisiyle başlamak istiyorum. Geçen hafta keşfettim diyeyim. Bir arkadaşım Belen bana önerdi bu podcast'i. Aslında onunla Kızılcık Şerbeti'ni konuşurken bu podcast'i anlattı. Çünkü cuma akşamı için bir şey konuşuyorduk. Cuma akşamı için bir plan yapıyorduk. Sonra dedi ki, aa olmaz, Kızılcık Şerbeti yeniden yayınlanmaya başladı. Bu hafta hiçbir şey yapamam diye. İkimiz de evet evet falan deyince, ya Utku dedi, benim bir arkadaşım bir podcast yapıyor ve podcast'e ilgileneceğini düşündüğüm bir bölüm yaptı. Sana atayım, bir dinle dedi. Çünkü bölüm şöyle. Lilith'le Nursema'yı karşılaştırıyor. Benzerliklerini karşılaştırıyor. Aynen öyle. Ve o anlattıkça diyorum ki, aa evet, çok doğru, çok güzel anlatmış, çok güzel hatırlatmış dedirtti. O yüzden de Ditopik Düşünceler podcast'ini ve bilhassa Nursema Lilith, Kızılcık Şerbeti Lilith bölümünü önermek istiyorum. Bildiğimiz gibi, herkesin bildiği gibi, aslında tek tanrılı dinlerdeki Adem ile Havva söylemin aksine Lilith ilk yaratılan insanın erkek değil de kadın olduğunu, Lilith olduğunu çok tanrılı dinler söylüyor. Ve aslında Havva yerine Adem'le, yani Havva'nın sonradan olan bir söylem olduğunu söylüyor çok tanrılı dinler. Diyor ki Adem'le bir araya gelmemek için, yani cinsel birleşme olmasını istemediği için onu reddediyor ve aslında cennetten bu nedenle kovuluyor diyor eski söylenceler Lilith için. Buradan da Nursema ile birleştiriyor. Çünkü Nursema'nın, Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'nın hikayesi de aslında buradan kopuyor. Zorla evlendiriliyor. İstemediği biriyle evlendiriliyor ve evlendiği gece, yani kocasıyla birlikte olmak istemediği için ona itiraz ediyor. İtiraz ettikten sonra da onu kocası, tırnak içinde kocası, ona şiddet uyguluyor. Yani hem psikolojik şiddet uyguluyor hem de fiziksel bir şiddet uyguluyor ve Nursema'nın hikayesi orada bambaşka bir yere doğru gidiyor. 8 Mart'ta Feminist Gece Yürüyüşü'nde Nursema pankartlarının açılması aslında oraya doğru giden bir şeydi. Çok güzel bir hatırlatma oldu. Lilith, tabii ki Lilith bu reddedilişten, bu kovuluştan sonra kötü bir dönem geçirmeye başlıyor ama bugünkü kadınların hepsinin gözünde çok önemli bir yere sahip Lilith. Bütün kadınların geldiği yer Lilith. Nursema'nın ki öyle olmuyor. Geri döndüğünde herkes onu sahipleniyor. Hatta o sert çıkışını anlıyorlar da insanlar. Farklı bir yerden devam ediyor ama güzel bir hatırlatma olmuş. Güzel bir birleşme olmuş. İyi bir bölüm olmuş. Diğer bölümlerini de inceledim. 15-20 dakikalık bölümler, kısa bölümler. Dinlemeye değer olduğunu düşünüyorum. Ditopik Düşünceleri öneriyorum. Okey, tamamdır, attık listemize. Evet. O zaman ne okudun? Ne okudun? Ya ben çok da aslında okuduğum bir şey söyleyemeyeceğim. Çok iyi değildim bu konuda ama şeye başladım. Aylin Balboa'nın, çok severim kendisini. Blog'tan bu yana takip ederim. Ahşap evini yaptığı zamanları bilirim Aylin Balboa'nın. Onun Bu Hikaye Senden Uzun Osman diye bir kitabına başladım. İletişim Yayınları'ndan. Okumuş muydun kitabı? Evet, okudum. Ya, değil mi? Çok çok güzel. Çok severim. Ben de çok severim. Kafa Dergisi'nde yazdığı hikayelerin bir araya gelmesi. Derlemesi. Değil mi? Öyle, ben de yanlış anladım. O, çünkü Osman serisi vardı orada. Evet. Onun bir derlemesi bu. Onu okumaya başladım. Bitirmedim, o yüzden net bir şey söylemeyeyim ama çok iyi gidiyor. Ama buradan şunu hatırlatayım. Linkini de koyarız zaten Fanusist'e. Onun blogunda bir yazı vardı. Yazının adının Ali olduğunu sanıyordum ama Ali değilmiş. Ama o zaman tam Gezi döneminde işte Berkin, işte Ali İsmail üzerinden bir şeydi, nasıl söyleyeyim, bir isyan yazısı vardı. Yazıyı her okuduğumda çok duygulanırım. Dedim ki bir döneyim bakayım ya, yazı hala duruyor mu diye bakayım dedim. Duruyormuş, okudum ve yine beni çok etkiledi, yani sarstı. Kaç yıl geçti üzerinden, hani hala sarsıyor olması, onun iyi bir hikaye olduğunu. 10 yıl mesela geçti ya, şaka gibi. Aynen öyle, 10 yıl geçti. 10 yıl dolduracak bu ay. Çok güzel bir yazı, sana da göndereyim. Okumamışsan sen de oku. Şeye de koyalım istiyorum, Fanus istedi.
Siteye koyalım, evet. Koyalım. Ben okumadım ama Aylin Balboa'yı çok severim ben de. Bu hikaye senden uzun Osman da Osman adlı eski sevgilisine yazmış olduğu mektuplardan oluşuyor. Evet. Çok keyifli, çok zaten öyle su gibi akıp gidiyor. Aynen öyle. Günlük hayatını yaşarken sürekli Osman'ı hatırlıyor ve Osman'a bir gönderme yapıyor. Günlük hayatını yaşıyor aslında. Güzel fikir olmuş. Sevdim ben kendimi. Şöyle bir cümlede ağlarken diğer cümlede kahkaha atmana sebep olabilen, hani o alanı açabilen bir yazar Aylin Balboa. O yüzden çok seviyorum ben de kendisini. Evet. Sen ne okudun? Ben de aslında bitirmedim ama bahsetmek istediğim iki bölüm var kitaptan. Ursula Le Guin'in 13 adet deneme yazısının bulunduğu Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar adlı kitabı Metis Seçkilerinin yayınlarından çıkan bir kitap. 9. yazısı, yani kitapta bulunan 13'ten 9. Bilim Kurguda Mit ve Arketip adlı 1976'da yazdığı bir yazı. Orada şeyden bahsediyor aslında, fantastik roman yazarı Ursula ve bilim kurgu tarzı romanları var. Bilim kurgunun aslında nereden geldiğine biraz değinmiş, nerelerden esinlendiğine ve şu sonuca varıyor. Nasıl hem mitolojiden hem de bilimden bahsettiğine aslında bilim kurgunun, ona değiniyor ve şey diyor. Bilim kurgu modern bir mitoloji adını hak ediyor. Hmm. Evet, o yüzden okumaya değerle o bilim kurguda mit ve arketip. Sadece kitapta değildir zaten, farklı yerlerde de vardır bu yazı. Bir de 10. yazısı var, Balıkçı Kadının Kızı diye. Onu da 1988 yılında yazmış. O yazıda da şöyle başlıyor. Kadın yazarlar nerede yazar yazılarını? Bir kadın yazarı yazı yazarken hayaletinizde nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bunu arkadaşlarına sorar. Bir arkadaşı der ki, kadın mutfak masasında oturup yazar, çocuklar da etrafında bağırışır. Şimdi buradan şeye bağlar, bebeği olan kadın yazar olamaz, sanatçı olamaz. Bu sorgulamaya başlar. Çünkü öyle bir algı vardır ya, senin eğer bebeğin ve çocuğun varsa sen üretemezsin, sanatçı ve yazar olamazsın gibi. Aslında buna değinir. Aslında neden olamaz ve aslında neden olur'u sorgular o yazıda. Yani daha çok kadın yazarlar çerçevesinde ele alıyor o yazıda bu şeyi, sorguyu. Ve şeyle başlıyor. Küçük Kadınları okudun mu sen? Evet, okudum. Oradaki Joe karakteri var ya, Joe March. Onunla başlıyor. Şimdi o nerede yazıyordu yazılarını ve nasıl bir ortamda yazıyordu? İşte tavan arasında ufacık bir odası vardı. Bir tenekenin üzerinde yazıyordu. Ama ona özel bir oda vardı. Kapalıydı. İşte istediği kadar yazabiliyordu. Aç, susuz, günlerce işte annesi ona yemek getiriyordu vesaire. Ve sonra işte çocuğu olan, bebeği olan kadın yazarları girdiler. İşte Virginia Woolf'tan çok bahsediyor. Zaten ondan çok etkilenmiş Ursula. Ama sonuçta Ursula da 3 çocuk sahibi bir kadın. Ve Ursula'nın annesi de bir yazar. Ursula'nın annesi 50 yaşında yazar olmuş bir kadın. O da demiş ki, sizi yetiştirdim, yuvadan gönderdim, artık istediğimi yapabilirim. Onu da sorguluyor mesela Ursula. Acaba hani 50 yaşından önce yazsaydın neler yapardın, biz mi sana engel olduk gibi. Ve işte şeylerle mukayese ediyor aslında, erkek yazarlarla. Şöyle bir şey var mesela, bir kadın yazar var, Louise May Alcott diye. Şimdi ailesi ona, mesela bu kadın yazı yazarken ailesi ona atıyorum çay getiriyor, yemek getiriyor ve kadın bunu şöyle bahsediyor. Bu benim bir sorumluluğum. Çünkü annem bana çay getiriyor. O bunu bu şekilde değerlendirirken mesela bir erkek yazar olarak da başka biri diyor ki mesela eşi mesela ya da orada bulunan bir kadın buna yemek getiriyor ama bu onu bir hak olarak görüyor. Şeyden hiç bahsetmiyor. Bana o yemek getirdi, çok teşekkür ederim gibi bir yerden değil. İşte ben yemeğimi zar zor yiyordum. Ben o dünyanın içinde zaten hani nasıl günler geçti bilmiyordum gibi bir yerden de ele alıyor. Hani bu sorgulamaları yapıyor. Bence çok değerli bir yazı. Ve sonra da Balıkçı Kadının Kızı diye orada bir ufak hikaye var. O hikayenin sonuyla birleştiriyor. O yüzden çok sevdim. Sana da kesinlikle o bölümü getireceğim. Orayı okumanı istiyorum. Hı hı, okurum. Bayağı derinlemesine ince bir derleme yani. Güzel. Ursula anamız. Evet. Anamız. İşte ben onun hiç derleme yazılarını okumamıştım. Hep romanlarını, bilim kurgu romanlarını okudum. Fantastik.
O yüzden bu tarz derleme yazıları da gene Ursula'yı neden bu kadar çok sevdiğimi aslında gün yüzüne çıkarttı diyebilirim. Ben de tam olarak onu düşünüyordum. Ursula'nın hem gerçekten kurgu kitapları var hem de bu tip kitaplar yazıyor. Ben de onun şeyini okumuştum. Dümeni yaratıcılığa çevirmek olabilir ismi. Emin değilim. Yazarlıkla ilgili, yaratıcı yazarlıkla ilgili bir kitabı vardı. Onu okumuştum. Bu tip kitaplar da yazıyor. Ben de tam olarak onu düşünmüştüm. Sadece kurgu yazmıyor. Aslında evet. Yazarların, kadın yazarların önünü açacak, hani deneyimlerini aktardığı kitaplarda, yazılarda yazıyor. Ben de bunu okudum. Yani iki bölüm daha kaldı. Üç bölüm pardon. Ondan da bahsederim kitap bitince haftaya. Peki. Film, tiyatro neyle devam edelim? Ne izledin diyelim hadi. Çünkü ne seyrettiği beraber yaptık. Bir de rotamız var, o da beraber. En sonlara o ikisini koyalım. Tamam. O zaman film ne izledim? A Scanner Darkly ile başlayayım. 2006 yapımı bir Amerikan filmi. Bir kitap uyarlaması. Valla çok ünlü oyuncular oynuyor. Keanu Reeves zaten başrolde. Woody Harrelson oynuyor. Robert Downey Jr. oynuyor. Winona Ryder oynuyor. Ve birçok tanınmış başka oyuncu da oynuyor. O dönemin bütün pop insanları buluşmuş yani. Aynen öyle. Filmlerden çok iyi şeyler çıkmasa mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Ve filmi izlemeden önce bakmadık bu nedenle. Çünkü dedik ki yani iyi bir şey çıkmayabilir. Ama o kadar iyi bir filmdi ki yani. Bir de ben film izlemeyeceğim artık. Bir sürü film izledim. Evet. Araya sıkıştırdım. Gerçi ben tercih etmedim filmi. Hadi izleyelim mi deyip böyle gecenin bir saati böyle çıktı. Ama hakikaten müthiş bir film. Filmle ilgili şunu söyleyeyim. Kitap uyarlaması olması önemli. Ama hani kitap uyarlamanın filmi geçmesini ama uyarlanmasını ben pek sevmem ama bu sefer iyi uyarlandığını düşünüyorum. Yine de kitabı daha iyi olabilir. Kitabına şans vermek de iyi olabilir. Film şöyle. Gerçek oyuncular oynamış ama üzerine bir filtre gibi bir şey yapılmış. Yani sosyal medyada şimdi böyle filtreler var ya. Animasyon haline getirilmiş. Instagram oradan mı almış bu şeyi? Olabilir. Filtreleme. Olabilir. 2006 yapımı olabilir. Böyle bu aslında animasyon fikri hem iyi olmuş hem de çok karmaşıklaştırmış filmi. Çünkü mesela kahve içtikleri bir sahne var. Hani bu Amerikan filmlerinde sıradan böyle ya arka arkaya dizilmiş şeyler oluyor ya, masalar oluyor. Orada kahve içip hemen kalkıp devam ediyorlar. Öyle bir sahnede tabii böyle animasyon gibi olduğu için böyle bulanmış bir takım şeyler var. Detayları anlamakta çok zorlandık. Bir de filmde çok karmaşık açıkçası. Filmin konusu şöyle. Amerika'da uyuşturucu almış başına gidiyor. Uyuşturucu artık hani gençleri, bireyleri hayatını devam ettiremez hale getiriyor. Ve uyuşturucu mafyası çok önemli bir söz sahibi oluyor. Ve hükümet bunlarla mücadele için bir tim, hani tim oluşturuyor diyeyim. Operasyonlar gerçekleştiriyor. Ve ajanlardan bir tanesi bu operasyonların içerisinde uyuşturucu mücadele ederken bir taraftan da bir bakıyor ki uyuşturucu kendisi de kullanmaya başlıyor. O da işin içine giriyor. Ve uyuşturucu... Keanu Reeves mi? Keanu Reeves, evet. Ve kişilik bölünmesi yaşıyor. Ve şey diyorsun Keanu Reeves için, senin adın buydu, sonra bu oldu, bir de bu oldu, bu kimdi, dur bir saniye falan derken kafamız allak bullak oldu. Sürekli durdurup ya biz anlamadık falan bir bilgilerimizi bir araya getirdik, yorumlar yaptık. Hani o 2 saat oldu bize 3 saat falan. Bazen durdurup bir de internetten... En sevdiğim film izleme şekli. Tek başıma izlesem... durdurup yorum yapmaca. Aynen öyle. Tek başıma izlesem ben birçok şey anlamayacaktım büyük ihtimalle. Bir de şey diyoruz, altyazılı izliyoruz, acaba diyoruz kötü mü çevrilmiş, işte şey diyoruz, aslını dinliyoruz, yo doğru çevrilmiş, hani böyle kafamız allak bullak oldu. Burada allak bullak oldu ama şey gibi değil, yani kötü çektikleri için değil, film karmaşık ve sonunda onlar birleşiyor, bir şey anlıyorsun. Ama şey de demiyor, yani salak yerine koyup bak sen anlamamışsındır, şöyle oldu da demiyor. İşte yine böyle muallak olan bazı yerler o var ama daha böyle... Yerine oturuyor birçok şey filmin sonunda. Filmle ilgili şunu da söyleyeyim. Filmi izlerken böyle dağılıyorsun ama bir taraftan böyle anksiyeteni de zorluyor. Yani gerçekten zor bir film olmuş. Çok güzel çekmişler. Ben filmi gerçekten çok beğendim. Bu arada filmden sonra biraz bakındım.
Şöyle şeyler var. Berlin Film Festivali, böyle Helsinki Film Festivali falan Avrupa Film Festivallerinde yer almış, ödüller almış falan bir film. Öyle çok böyle Hollywood kafasıyla düşünmemek lazım aslında. Oyuncular ünlü olduğu için buraya düşmemek gerekiyor. Bir de filmle ilgili çok böyle üzerine durulmuş bir şey değil ama güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Hani bu tip böyle pandemide de bunu çok yaşamıştık ya. Bir salgın, birçok kişiye ulaşan zorlu dönemlerde hükümetler her zaman bununla mücadele ediyor gibi görünüyor ama aslında bu durumu kullanıyorlar ya hep. Evet. Bu uyuşturucu meselesini aslında hükümetin kullandığını, hükümetin hani o işte ajanların, o timin, operasyonu gerçekleştiren kişilerin bu durumu kullandığını da görüyorsun. Politik bir altyapısı da var. Böyle boş beleş sallanan bir film değil. Kesinlikle öneriyorum. Attım listeme. Polisiye gerilim oradayım. Evet. Geriliyor, gerilim gerilim geriliyorsun ya. Anksiyete böyle zorluyor seni. Hakikaten güzel. Çok iyi. Çok iyi vermiş. Çok iyi de anlatmış yani. Ben de izledim. Ortak izlediğimiz bir film var. Ona geçmeden önce ben de anlatayım. Sonra ortak izlediğimiz biraz boklayacağım filme geçebiliriz. Bu sefer biraz. Ben şey izledim, Metin Akpınar'ın belgeseli var Netflix'te, iyi ki yapmışım diye. Fakat yapımcılığın Netflix değil, onu bir belirteyim öncesinde. Şöyle, çok değerli buldum belgeseli. Çünkü Metin Akpınar'ın doğumuyla başlayan, yani 1940'larda Türkiye politikası, siyaseti, işte güncel durumu da ele alınmış ve kronolojik olarak ilerliyor Metin Akpınar'ın hayatıyla eşlikçi olarak. 1967 yılında Deve Kuşu Kabare'yi kuruyorlar Zeki Alasya ve Haldun Taner'le. Ben Haldun Taner'in de dahil olduğunu, aslında kurucusu ve fikri getiren kişinin olduğunu bilmiyordum. Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosumuş ve şöyle olmuş, şimdi ruhsat almak için şeye gidiyorlar, başvuruda bulunuyorlar. Fakat daha önce böyle bir organizasyon yok ya Türkiye'de, kabare tiyatrosu adı altında. Şunu soruyorlar, siz ne yapıyorsunuz? İşte şey, tiyatro. Kadınlar var mı? Var. Dans var mı? Var. Alkol var mı? Var. O zaman siz pavyonsunuz deyip pavyon ruhsatı vermişler hepsine. Ve onlar o şekilde tiyatroyu açmışlar, kabare tiyatrosunu. Bildiğin şey de böyle belgeselde gösteriyor. Pembe, İşte Metin Akpınar'ın, Zeki Alasya'nın falan şeyleri var böyle. Kart vizitleri var. Çok iyi. Ya nasıl bir ülke? Ay çok komik bir ülke. Vatandaş olmasak çok bir komik bir ülkeyiz. Çok güzel bir Twitter değil mi bu? Çok sinirim falan bozuluyor ya. Bu şekilde işte 1967'de başlıyorlar ve gerçekten hani çok değerli. Çünkü Ferhan Şensoylar, Nevra Serezliler falan kimler geçmiş. Sonra 10 yıl sonra ayrılıyorlar çünkü Haldun Taner kabare tiyatrosu olarak hani ufak kalmak ve işte daha böyle elit kesime hitap edip işte içki, hani şey böyle ufak sofralarda hani insanla içkilerini de içsinler ama işte şeylerini de dinlesinler, izlesinler kafasında. Metin Akpınar ve Zeki Alasya'da açılmak istiyor. Biz daha fazla insana hitap etmek istiyoruz deyip ayrılıyorlar 10 yıl sonra. Deve Kuşu Kabare'de Metin Akpınar'la Zeki Alasya'da kalıyor. Ve onlar 1992 yılına kadar devam ediyorlar. Ta ki işte binanın yıkım kararı geliyor. Başka bir şey yapacakmış oraya falan. Şimdi de petrol ofisinin yanındaymış şey diye bir bahane uydurmuşlar. Ay burada yangın çıkarsa İşte buradaki herkes ölür, biz bunun altına giremeyiz, sizin için de çok tehlikeli bir durum falan diye. Onu izledim ve sonrasında işte o Deve Kuşu Kabare'de olan iki oyuna baktım. Yasaklar ve Aşk Olsun diye. Ya o kadar güldüm ki. Yani gerçekten 80 yapımı bir tiyatro oyununda ya bir kabare oyununda bu kadar güleceğimi tahmin etmiyordum. Ciddi anlamda kahkahalara boğuldum. Böyle gözlerimden yaşlar falan geldi. Çok değerliymiş bence çünkü gündemi eleştirme, politikayı eleştirme, her şey eleştirme hakları varmış sahnede. O yüzden de çok sevdim. Şöyle diyor belgeselde, işte soruyorlar, şu an yapabilir misiniz? Kahkaha atıyor, biz şeyde yaptık, darbede yaptık, darbede bile yaptık, şu an yapamayız diyorlar. Evet, maalesef. Evet, maalesef. O yüzden izlenmeye değer bulduğunu düşünüyorum o belgeselinde, iyi ki yapmışım diye ve Metin Akpınar'a da saygım çok 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 arttı. Yasakların bence de şeyini, onun da linkini koyalım.
çok güzel bir oyun. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi ben YouTube'dan oyun yani izlemeyi sevmiyorum ama artık geri dönüp bak izleyemeyeceğin, seyredemeyeceğin oyunları evet. görmek için de iyi bir yöntem aslında. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi ister istemez yani dram değişmiyor ama komedi değişiyor, komedi anlayışı. Mesela Hacivat'la Karagöz'ün temsillerini seyrettiğimizde o keyfi almıyoruz. Çünkü komedi anlayışı çok değişiyor. Yani 5 yılda bile değişiyor her şey. Yani işte şimdi durum komedisi, ofansif mizah vesaire gibi şeyler konuşuyoruz ya mesela. Bunu al 30 yıl önceye götür, onlar gülmeyecek. 30 yıl önceyi buraya getir, gülmüyoruz aslında normalde. Şeyde de bunu çok görüyoruz. Mesela benim çocukluğumda izlerken çok komik bulduğumuz dizileri de şimdi izlerken bunun neyine gülmüşüz diyoruz. Hani çok zor bir şey o aslında. Çok aslında cringe de oluyorsun. Ya bunu mu güldü bu insanlar diyorsun. Ama Yasaklar bence de yani çok zamansız bir metin. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten çok etkilendim. Ya da şöyle mi yani hiçbir şey değişmemiş mi arkadaşlık diye de ya. Biz hala bunlara gülebiliyorsak demek ki yani hani hala aynı. 40 yıl önce de böyleydi Türkiye, şu anda da böyle. Evet değil mi? Maalesef yani. Maalesef. Çok güncel bir konu ve bu değişmiyor. Evet. Neyse değişecek çok az kaldı. Bu arada uyarlanması da yapabilir diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yasakların. Çok iyi bir, uyarlamaya açık bir metin değil mi yani hani? Sadece sorun kim yapacak? Çünkü o zamanki yani şey politik oyuncular var. Hani orada bir sorun yok. Ama o gelenekte kalan çok oyuncu grubu yok. Yani tiyatro grubu yok. Bu kim yapacak? Büyük bir mesele. Çünkü bunu şuradan söylüyorum. Kavuğu kime vereceklerdi? Ellerinde kaldı. Çünkü o gelenekten kimse kalmamıştı. Emin değilim. Kimin yapacağına göre çok değişir. Çünkü leş bir şey de çıkabilir. Yani yapmasaydı keşke de dedirtebilir. Ama hakikaten çok iyi bir şey de çıkabilir. Denemeye değer ama. Mesela Ferhan Şensoy'un bir tane oyunu, Ferhan Şensoy'un yazdığı Ses Tiyatrosu'nun devam ettiği bir oyun var mesela. Şahları da Vururlar. Ben oyunu seyretmekten çok emin değilim. Yani Ferhan Şensoy'un orada kalması gerektiğini düşünüyor kafam. Ama haksızlık da ediyor olabilirim. O yüzden çok emin değilim bu şey hani. Bazen gerçekten dönem önemli. Anlıyorum seni. Evet, anladım. Bir de şey, sadece 6 oyunu çekebilmişler. Onun dışında hani 100'ü aşkın oyunu oynanmış. Ama işte o 6 oyunu da galiba çok fazla bulamadım YouTube'da. Bir Yasakların ilk bölümü kesintisiz var. İkinci bölümden birkaç video vardı. Bir de Aşk Olsun'dan birkaç video buldum. Hani diğerlerini de araştırmak lazım. Ama ona rağmen güzel ya. Çünkü hiç göremeyeceğimiz bir yer orası bizim. Bir evet. daha olmayacak ya. Bir daha yaşanmayacak. Ay, o sahnelere şahit olmak bilmiyorum. Beni çok etkiledi ya. Evet, aynı çok haklısın. Nilay Örneğin Metin Akpınar'la yaptığı söyleşiyi de bir hatırlatalım. O da çok güzel bir söyleşi. Evet, onu da dinledim. Ben bu 2 haftadır şey Metin Akpınar'dan gidiyorum. Overdose, evet. Metin Akpınar çok 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 kıymetli bir oyuncu bence, sanatçı. Çünkü hem tiyatro yaptı, aynı zamanda film yapmaya devam etti. Çünkü film yapınca tiyatroyu bırakıyor ya birçoğu. Onu inatla, azimle tiyatroya devam etti. Zeki Alasya da öyle. Tiyatroya devam ettiler. Çok kıymetli kişiler. Evet, Utku. Bir sonraki Vahva. Film. Netflix'i geçen hafta bölümünde gömdükten sonra Netflix Türkiye'yi. Şey diyeceğim, ben şimdi Boğaboy'u izlemiştim ve sana dedim ya, Utku bir izlesene üstüne konuşalım Boğaboy. Sen de dedin ya, adı neden Boğaboy? Ben bir baktım sana, Boğaboy olduğu için mi? Hani böyle boğazını sıkıyor. Evet bu. Evet bu. Aklıma hep o geliyor bu hafta ya. Boğaboy. Öyleymiş gerçekten. Öyleymiş gerçekten. Bayağı da spoiler verdik. Bayağı spoiler verdik. Bu arada fragmanlarda yok mu ya zaten bu? Spoiler değil sanki. Ha, bilmiyorum. İzlemedim fragmanı. Tamam, biraz dikkatli konuşalım o zaman. Netflix Türkiye'nin yeni işi Kıvanç Tatlıtuğ'un, Funder Yiğit'in başrollerinde diyeceğim de. Sadece Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde desek daha doğru olacak bir film. Onur Sağlam yazıp yönettiği. Film daha yeni de girdi galiba, geçen hafta mı ondan önceki hafta mı ne girdi galiba biz şeye, Netflix'e. Çok yeni. Bir dolandırıcı adaletle anlaşıyor ve başka kişileri
ihbar ederek dışarıya çıkıyor. Yani tutuksuz yargılanıyor ve baba evine gidiyor. Baba evine Assos'ta bir köye gidiyor. Yurt dışına kaçamıyor çünkü mahkeme süreci devam ediyor. Yurt dışı yasağı var. Dolayısıyla bir köye yerleşiyor. Ondan sonra dolandırdığı kişilerin de orada olduğu bir köy olduğu için onlarla iletişimini ya da iletişimsizliğini demek daha doğru olacak, bu süreci anlatan bir film. Spoiler olmadan anlattık herhalde. Bu kadar bitti. Ya valla Netflix Türkiye'yi aşırı gömmüştük geçen hafta. Gömmeye devam ediyoruz ama şöyle söyledik aslında podcast'tan sonra, yani fazla mı gömdük acaba? Hani Ahbel'in de çok kötü bir örnekti ama iyi işler de vardı demiştik. İyi işler ya, bir başkadır ve kulüp dedik. Kulüp sadece. Aynen öyle. Bir başkadır zaten Netflix yapımı desek bile Berkun Oya'nın ilk bölümü çektikten sonra Netflix'e gittiği bir iş. Dolayısıyla Netflix işi diyemeyeceğimiz bir iş. Yani çünkü müdahale ettirmemiş işe. O yüzden onu kenarda koyalım. Herhalde Netflix Türkiye'nin tek yaptığı güzel şey kulüptü. Kulüp çok güzel bir iş. Ve galiba devamı da geliyor kulübün. Öyle mi? Öyle bir şeyler okudum ama emin de değilim. Yani gelirse de izlerim. Şey, kızının hikayesini anlatıyor olabilir. Çünkü evet. 80'lere geçecek galiba. Aynen öyle, öyle bir şeyler olacak. Yani karakterler değişecek, hikaye biraz değişecek. Devamı olacak biraz. İzlenir yani. Kesin izlenir. Ben kulübü çok sevmiştim. Evet, çok güzel. Yalan değil. Çok ama Netflix şey. Türkiye'de hani dediğim gibi iki iş şu an söyleyebiliyoruz ki biri de zaten %100 Netflix Türkiye'nin değilmiş. Tek o zaman elimizde kulüp kalıyor. Gerçi ben Atiye'nin ilk sezonunu da sevmiştim. Evet doğru. Yani izlediğim için mutlu olduğum bir diziydi Atiye. İyi bir fikirdi. Evet. Yani devam iyi olmamıştı ama ilk sezon iyiydi. Moa Boğa'da da Onur Saylak şöyle yapmış gibi. Ya Onur Saylak'ın işlerini ben seviyorum. Onur Saylak'ı seviyorum galiba. O yüzden bir sanırım şeyim var. Pozitif ön yargım var ona karşı herhalde. Bir gerilim kurgulamaya çalışmış. Ve yorumum şöyle aslında. Son bir senedir gittiği her yerde işte arkadaşlarıyla otururken, kahve içerken, işte yolda yürürken, işte metroya binerken aklına gelen fikirleri birleştirmiş. Sonra onları yazmış kenara. Sonra onları birleştirememiş gibi geldi bu filmde bana. İyi fikirler var, iyi detaylar var ama onları birleştirememiş ve dikeyde anlatımda çok zorlanmış. Başrolde Funda Eryiğit de var dedim ama Funda Eryiğit hiç başrol falan değil. Nasret Hoca'nın karısı gibi, yani Kıvanç Tatlıtuğ karakteri, yani Yalın karakterini. Yalın'ın karısı olarak Yalın'ın karısı. Geçiyor sadece. Yani hiçbir numarası yok. Yani Yalın'la var oluyor aslında sadece filmde. Yani Yalın yanında olsa da olmasa da Yalın'ın karısı olarak devam ediyor. Bu yüzden çok iyi tasarlandığını düşünmüyorum. Sadece o değil, çok iyi dikeyde anlatılacak karakterler vardı. İşte jandarma öyleydi, bakkal, işte bakkalın çocuğu öyleydi. İşte şey, o sanat eserlerini anlatan kişinin daha sonra işte çalıştığı kişi. Yani bunların hepsi dikeyde daha iyi anlatılacak karakterler olabilirdi. Çok hepsi havada asılı kalmış çok yani. Çok yüzeysel kalmış yani. Hiçbir karakterinde, bence Yalın'ın bile ben anlamadım yani, hani o adam... Kim yani, hani bu tamam anladım, bir dolandırıcılık hikayesi var falan filan ama aşırı yüzeysel, hani babasıyla olan ilişkisi neymiş, hani niye oraya gitmişler, neden başka bir yer seçmemişler, neden İstanbul'da kalmıyorsunuz mesela, neden oraya gidiyorsunuz, hani bunlar hiç yok. Evet, çok kötü. Ben de İstanbul'da kalmamasına aşırı tutuldum çünkü sen dolandırıcısın, senin zeki olman gerekiyor, senin kurnaz olman gerekiyor, köye gitmemen gerekiyor çünkü köylü kurnazdır ve şeydir, bu çiftlik bank vesaire dolandırıcılığında en çok köylüler dolandırılmıştır. Çünkü bir verip onu almak isterler. Biz o zaman bir ekolojik çiftliğe gitmiştik şeyde, Niğde'de. Çiftlik bankın böyle çok pop olduğu zamanlardı. Orada Ali abi, Ali Ünü var, şey demişti, küçücük bir köy, köyü gösterip şey demişti, bu köyde 3 tane çiftlik bank benzeri dolandırıcılık var. Bu insanlar paralarını yatırır ve bu insan çok muhafazakar demişti. Çünkü insanlar bir verip onu almak istiyorlar. Taşlılı böyledir zaten evet. Yani. Çok var Türkiye'de böyle hikayeler. Çok, bizim çok. Bizim bildiğimiz çiftlik bank vesaire var. Çok. Tabii ama ki, bilmediğimiz, dediğin gibi bir köyde 3 tane dolandırıcı var yani mesela. Çok çok. Tabii ki hani bunu dolandırıcılığı tatlılaştırmak için, güzellemek için söylemiyorum. Ama köylü de çok tatlı değil yani. Hani hangi ekonomik sistemde bir verip onu alabilirsin ki? Niye bunu yapıyor? Bunu aslında biliyor. Çünkü bir an önce para kazanmak istiyor. Yerse diyor, yemiyor. Yemeyince de böyle oluyor.
Dolayısıyla zeki bir adamın asosyal bir köye taşınmasındansa tam tersi Mecidiyeköy'ün, Levent'in göbeğinde kalması onu daha korunaklı bir yer yapar. Ben mesela Kadıköy'de yaşıyorum ki biz hani komşularımızı tanıyoruz. Ama benim burada 20 tane daire var. Ben 3 daireyi tanıyorum. Kimse bana kim geldi, kim gitti diye sormuyor. Tam tersi. Köyde ise köyde sorar. Gelen ilk gün sorarlar. Sen kimse evine giderler. Hoş geldin derler. Kimsin bilir herkes yani. O yüzden oraya kaçması hiç zekice bir davranıştı. Yani evet, kurguda bir hata vardı ya bence de. Onu yanlış tanımlamıştı. Başka bir şey yapmalıydı. İşte İstanbul'da kalamamasının bir nedeni olmalıydı. Ankara'da yaşayamamasının bir nedeni olmalıydı. Hiç vermemiş onları. Çok çok yani böyle zekice olmamış o kurgular. Onun dışında birçok hata vardı. Burada iyi fikirler vardı. Benim en sevdiğim sahneler işte o nefsi müdafaa halinde bir insanı yani kazara öldürmesinin verilmiş olduğu sahnelerde. Çünkü sen de orada olsan hani biri sana saldırsa o tepkiyi verirsin. Hani böyle bak vurdum hemen öldü, aman işte dirsek attım burnuna yamuldu falan gibi yapamazsın. Evet. Hani canhıraş oluyorsun ya, o sahnelerin çok güzel verildiğini düşünüyorum. Çok gerçekçi olmuş. Bence de o dizilerde filmlerde şey var ya, bir yumruk atıyor ve yığılıyor falan, öyle bir yığılıyor şey değil. Gerçek adam, öyle değil yani. Hani. Gerçek güzel, bence de güzel. Yani böyle iyi fikir, yani şey demiş, bazı metaforlar düşünmüş ama oturtamamış yerine yani. Yoksa ya oyunculuk falan iyiydi mi? Ben Kaan Şatutu'nun oyunculuğunu giderek daha çok beğenmeye başladım. Yine evet, pozitif bir şeyim olabilir yani ona karşı. Kaan Şatutu'culuğu karşı. Ama yani iyi yani, adam giderek iyileşiyor yani. İyi bir dizi oyuncusu. Korkak da bir tip bu arada Yalın bir yandan da. Tırsıyor falan böyle hani. O da gerçek. O da gerçek çünkü kentli adam, dönüşmekten bilmem ne anlar yani. İyiydi. Bence de. Bence ama de. İşte eksik kalmış yanları da çok vardı. Öyle izleyin. Bakın işte. Bence de yani hafta sonu böyle 2 saat geçirmek için iyi bir film bence yani. Yani izlenir. Film zaten dizi de değil. Dizi olsa daha zor olurdu ama. Bir de uzatılmış şeyler vardı. Dizi olsa çok kötü olabilirdi. Film ama iyi. Evet Utku. Ne seyrettik bu hafta? Ay canımız. Ay. Canımız. Kumbaracı elimiz. Muhteşem bir oyun seyretmedik mi? Tek kullanık hikaye. Harika. Harikaydı ya. Gerçekten. Yani bu sezon seyrettiğim 2 oyundan en iyisi. %50 çok iyi ya. Çok iyiymiş. Neyse diğerini çok hakkını vermiyoruz. Diğeri de ikinci çünkü. bu hafta bir oyun seyredelim de. Favorim yani. 2 oyundan biri bu falan. Bu hafta hemen bir şey yapalım. Bilet bakalım da şu şeyi sıralamayı biraz şöyle bir dengeleri şaşıralım. Zaten ama sezon yok, bitiyor. Gerçekten. Son 3 senedir seyrettiğim en iyi oyundu. Dedim ya ben çok sevdim ya oyunu. Kumbaracı Elli'nin tek kullanımlık hikaye oyununu seyrettik. Gülhan Kadimci'nin yönetmenliğini yaptığı, Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazarlığını yaptığı, Murat Kapı, İsmail Sar ve Meriç Rakalar'ın oynadığı oyunu seyrettik. Kumbaracı Elli'nin kendi mekanında. Kendi mekanında seyretmiş olmamız da bence çok şey oldu, isabetli oldu. Ben seviyorum onların mekanını. Bana uzak olsa bile. İklim krizini merkeze alıyor gibi görünüyor ama aslında iklim krizinin etrafında kentsel dönüşümü, mahalle kültürünü, beyaz yakalılığı böyle sorgulayan böyle 3 yakın arkadaşın kendi ağzından hikayelerini anlattıkları bir şey, bir oyun, bir metin diyebiliriz. Çok güncel bir metin. Tabii iklim krizi olduğu için mesele. Ki sen yaklaşık bir sene önce Millet Sanat'ta mı görmüştün? Tabii geçtiğimiz yaz gördüm. Sonra hemen attım Utku, bu sene bu yani bu sezon bu oyunu kesinlikle seyretmemiz gerekiyor. Benim iklim krizine dair seyrettiğim ilk oyundu. Hani konusu merkezde olan, dediğin gibi etraflıca başka yönlere yayılan. Şeyi de çok seviyorum zaten. Bir nesneyi 3 farklı amaç için kullanmak, 5 farklı amaç için kullanmak. Bir tabure aynı zamanda bir masa olabiliyor, bir tuvalet olabiliyor, bir mutfak tezgahı olabiliyor. Hani o oyuncunun onu her şey yapabilmesine zaten hayran kalıyorum. Tiyatrodan da beklediğim her zaman bu oluyor. Yani o oyuncu
5 farklı karakter oluyor. Kuş oluyor, korna oluyor. Yani bunlardan zaten çok etkileniyorum. O yüzden ben çok sevdim. Dekor tasarımını... Ben Cengi'yi çok seviyorum ya. Dekor tasarımını ben de çok beğendim. Dekor tasarımı çok iyiydi. Küçücük bir sahnede, yani küçücük bir sahneyi bu kadar geniş kullanıyor olmaları çok iyiydi. Benim oyunculuk çok iyiydi. Yani çok inandırdılar beni. Yani hemen başka bir karakter, mesela Müjgan oluyor, sonra Müjgan'dan hemen geri dönüyor. Beni çok ikna etti o geçişleri. Hemen hiç şey yapmıyorsun, yadırgamıyorsun olmadığına. Evet, evet, çok 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 iyi bir fikirdi. Ben sadece şeyden rahatsız oldum, oyundan sonra seninle konuştuktan. Rahatsız oldum demeyeyim de, olsaydı daha iyi olurdu dediğim bir yorumum var. Bize şeyi söylüyor ya, işte Müjgan'la şunu şunu yaptık diyor. Yani az sonra Müjgan'ın hikayesini anlatacak belli ki. Keşke Müjgan'la şöyle şöyle oldu deyip o başlamasaydı. Lak diye oraya geçseydi ve biz Müjgan geçişini görseydik. Bize ne olduğu, ne olacağını söylemesi. Tabii ki yani oyun metni hikaye anlatımı üzerinden gerçekleştiği için böyle olması çok normal ama yine de ben az sonra Müjgan olacağım gibi bir böyle önden bilgi vermeseydi. Tabii ki böyle bir şey söylemiyorum ama nasıl anlatsam bilemedim. Müjgan'la şöyle şöyle bir şey yaşadık dedikten sonra oraya geçmeseydi benim için daha iyi olacaktı. Şöyle başladığı için kendilerini tanıtıyorlar. Kardeşim, abim, ben işte vesaire. Sonra bir hikaye anlatırken Müjgan bunu yaptı, Müjgan oluyor. İşte bilmem ne şu cevabı verdi, o oluyor. Hep öyle ilerlediği için ve her şeyde, her tasvirde, her betimlemede belirtiyor. Şimdi ışık yandı, yağmur yağıyor vesaire diye. Belki kessek orasını, hani ilk başta bu kadar anlattık, şimdi burada kestiğimiz anda bir hani akışta bir sıkıntı olabilir diye belki onu devam ettirmiş olabilirler. Bence de hani ben de anlardım ve daha da hoşuma giderdi. Şimdi Müjgan oluyorum, Müjgan şöyle yapıyor demeseydi. Ama dediğim gibi belki o akışı bozmamak için de yapmış olabilirler. Çok güzel hatırlattın. Mesela ışık kullanımı da çok iyi. Sadece dekor tasarımı değil, ışık tasarımı da çok iyiydi. Bir anda ışık turuncu oluyor ve bir şeye baktıkları için zaten hani dikkatinin olduğu bir yerde kırmızı şey turuncu bir ışıklandırma olduğu için orada bir yangın olduğunu anladım yani açıkçası. Sonra maviye dönüyor, bu arada yağmur yağdığını da anladım, onu yangını söndürdüğünü. Ben de anladım ama söylediler ve insanlar dedi, aa evet, oldu mesela. Deme yani, deme. Ben de orada dememesini bekliyorum. İnsanların bazılarını anlaması bence gerek yok. Anlamasınlar ya. Yani anlama abi yani, hiç gerek yok. O bir de turuncu olsaydı böyle baksana, mimikleriyle zaten anlatıyorlar çok, oyuncular çok iyi. Tabii gerçekten. Tabii canım yani. Adam şey kapşon geçiriyor mavi ışık yandığı zaman yani ha? Ne demek bu, gökyüzüne bakıyor falan, etrafa bakıyor, bir hayal kırıklığı, hayal kırıklığı oluyor zaten onu mimiklerinde görüyorsun ama hani bazı seyirciler de aa yağmur mu yağıyormuş ha falan filan diye böyle kendi aralarında söyleşti, anladın mı? Evet evet, ay ben tam olarak bu beni... Kumbaracı elini seyircisi anlar diye düşünüyorsam. Aynen. Bu arada iklim kriziyle ilgili birçok gönderme vardı. Seyircilerin bir kısmının bunu anlamayacağını da varsayıyorum. Kıtı bir kumbaracı elini seyircisi net anlar. Yani çok bilinçli bir seyirci, çok iyi bir seyirci vardı. Yani bir an dikkatimi bozmadı seyirci. Yani çok kompakt bir salon olduğu için gelen bir tane ışık, bir tane hareket, yerli yersiz gülme, yerli yersiz ağlama hemen dikkati bozardı. Ama kumbaracı çok iyi bir seyirci kitlesi var. Ve onu hiç bozmadılar. Dolayısıyla ben böyle metinlerden, böyle oyunlardan şey bekliyorum. Anlarlarsa anlasınlar, anlamazlarsa da bir sonraki oyunda anlarlar arkadaşım. Her şeyi de verme bana. Ben de o yüzden hani seyirciyi salak yerine koyma, dedi, izleyici salak yerine evet, koyma. Verme yani. Ben bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani bu hali de çok iyi. Keşke yani yapmasalardı. Oyunda şöyle bir şey oluyor bana. Acaba kaç saat geçmiştir ya falan, hani böyle bir 60 dakikadan sonra saat kaç olmuştur falan deyip, ama hani tabii ki de sadece düşünüyorum. Bu oyunda asla olmadı, hatta şimdi ya bitmesin umarım sona gelmemişizdir diye. O kadar sevdim yani oyunu. Oyun çok kısa bir oyun, 55 dakika kadar. Zaten su gibi akıp geçiyor. Daha da uzun olabilirdi çünkü o oyunculuklar yani böyle saatlerce izlenmeye değer. Konu da kesinlikle asla bitmeyecek bir konu bence. Çok iyi hatırlattın. Ben de hiç saate denk gelmedim. Ben de şey krizi yaşıyorum. Kaç dakikası kaldı? Bitiyor mu? Şimdi saate de bakamıyorum. Bakmak da istemiyorum. Her oyunda ben de buna benzer bir krizi yaşıyorum. Olumlu da olumsuz da. Bitmesin dediğim de oluyor. Acaba ne kadar gitti dediğim de oluyor. Bu oyunda hiç bunu ben de yaşamadım. Yani çok
Yani kumbaracı 50 ya. Ve son Utkucuğum. Rotamız. Rotamız, şişhane rotamız. Evet. Kasa Botter'le başladık. Tamam, Botter diye mi okunuyormuş? Bilmiyorum, hiç dinlemedim. Sen dinledin mi? Ben de dinlemedim ama Botter diyorum yani, hani Botter'dir herhalde. Botter diyen de var, Botter diyen de var. İtalyan mıydı? Şöyleymiş, araştırdım. Hadi bakalım. Şimdi Botter apartmanı, Botter apartmanı, 2. Abdülmecit tarafından, Abdülhamit. Sarayın resmi terzisi. Abdülhamit olmasın? Abdülhamit. Abdülhamit, evet. Evet, 2. Abdülmecit mi dedi? Evet. Yorulmaya başlamışım. Abdülmecit ile ilgili başka anılarımız var ya, onunla birleşmiş olabilir. 2. Abdülhamit tarafından sarayın resmi terzisi ve modacısı olan John Botter için yaptırılmış. O da bir Hollandalı birey imiş. O yüzden Botter demek ki Hollandalı. İtalyan değil. Ama Casa Botter, Casa ev demek değil mi? Kasa İspanyolca'da ev demek. Ama Felemenkçe'de de ev olabilir mi acaba? Hani diller birbirine geçmiş. Zaten hani Botter'in hani ön ismi kasa değil. Hani kasayı, orayı apartman olarak, yani Botter'in evi, ama hani hangi dilde bilmiyorum. Neyse. Çok önemli değil. Şey, tarihçesi bu şekilde ve aynı binada, yani o Botter binasının şöyle bir özelliği varmış Utku. Hem iş yeri hem de konut olarak yapılan İstanbul'daki ilk binaymış, ilk yapıymış. Ve Pera Palas'tan sonra asansöre sahip ikinci yapıymış. İlk yapı Pera Palas, asansöre sahip olan ikinci yapı da Botter apartmanıymış. Evet, böyle bir keşfim var. Güzel bilgi. Böyle bir bilgim var. Evet, biz böyle başladık gezimize, Taksim gezimize. Valla Botter apartmanı geçen hafta çok pop olduğu için... Zaten şişhane rotası yapacağımız için onu önceliklendirdik ve... Botter apartmanın ne olduğunu da bahsetmedik şu an. Yani İBB tarafından aslında restore edilen, şu an sanat ve tasarım merkezi olarak kurulan bir yer. Bir süredir zaten şeydeydi, tadilattaydı. Önünde tamamen şey vardı, kapalıydı. Açıldı ve böyle aşırı pop oldu. Zaten İBB'nin... İBB Miras'ın galiba yaptığı işlerden bir tanesi. İBB'nin bize sunduğu muhteşem yerlerden bir tanesi Botter Apartmanı. Düşler Hakikatler isimli bir sergi vardı. O eskiden dışarıya yönelik dükkan mı desem, o terziliğin hani ürünlerini paylaştığı yerde. Tabii bayağı yerde. Dükkanmış orası eskiden. Yani, o dükkanın olduğu yerde Düşler Hakikatler sergisi vardı. Valla sergide de çok iyi işler yok muydu ya, ben... O Kıbrıs'taki incir ağacı işine çok aşırı bayıldım yani. Sadece şey, biraz karanlık kalan bir yerde yere bir toprak enstalasyonu yapılmış ve önünde de bir ışık ağaç yansıması var. Geçerken şöyle bir önüme baktım, tökezleyecek gibi oldum. Aslında hani çok da dikkat etmesem belki oraya tekme atıp üstüne bile düşebilirdim. Evet. Belki oraya böyle bir şey koysalar, uyarı. Ya da oranın bir aslında enstalasyon, bir sanat eseri olduğuna dair bir, oraya bir şey koysalar daha iyi olabilirdi. Evet, üst katta da hani bu ışık gösterimin olduğu bir yer vardı ve orada yine Yerebatan Sarnıcı'nda yaşadığımız şeyi yaşadık. Bir açıklama vardı ama açıklamayı yeterli ışıklandırma sahibi olmadığı için, yani böyle okuyamamıştık. Okuyamadık. Ya ben telefonumun şeyiyle, feneriyle orayı okudum. Orası da biraz talihsiz yani bence böyle şeyler. Çünkü bunlar basit imkanlarla yapılabilecek şeyler. Küratör Melike Bayık, diğer işli yani o kürasyon bence iyiydi ama burada böyle birkaç eksik vardı. O Kıbrıs'taki incir ağacı işi çok iyiydi. Yani birkaç tane eserin bir araya gelmesiyle yapılan izlemelere doyamadım. Gerçekten doyamadım, çok iyi işti. Çok güzeldi, metin de çok güzeldi bu arada. Evet. Bir de şey demiştik ya, İBB'ye bu Yerebatan Sarnıcı ile ilgili bir mail atalım. Evet. Eserlerin açıklamalarıyla ilgili aynı şekilde. Ya bu Botter apartmanı için de aynı uyarıda bulunabilir yani, şeyde yazabiliriz. Evet, bir hatırlatma yapabiliriz, çok haklısın. 16 Temmuz'a kadar devam ediyor sergi. Önümüzde epeyce zaman var. Gidip bakmanızı öneririm. Zaten İstiklal üzerinde, Şişhane'de İstiklal üzerinde yolunuzun geçebileceği bir yer.
bakmanızı öneriyoruz. Oradan Pera Müzesi'ne geçtik. Fakat Utku'nun söylediği üzerine oradaki sergiler bitmiş arkadaşlar. Bitmiş maalesef. Çok üzgünüz. Mubi'deki işimize, benim işime döndüm. Ben bir şey izledim ama bitti. Ama yine de üzerinde duralım bence. Paul Rego'nun işini gördük aslında önce. Hikayelerin hikayesi adlı retrospektif sergi diyebilir miyiz ya ona? Diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz. Onun eserlerinin olduğu, onun üzerine yapılan bir şey de değil. Bütün neredeyse başından sonra bütün işlerinin olduğu bir sergiydi. Ve aynı zamanda bir yaklaşık 40 dakikalık bir video da vardı. Ben videoyu izledim. Video çok ben iyiydi. Ben YouTube'dan baktım, bulamadım Utku. Bulamadım mı? Üzgünüm ben. Vay. Ya bu arada videoda olan her şey neredeyse sergi alanında anlatmışlardı ama videoda tabii daha böyle görsel bir şey görüyorsunuz ya. Videoda şöyleydi. Birkaç farklı belgesel, onunla ilgili yapılan belgeselleri birleştirmişlerdi. Belgesellerden evet, okay, onun belki farklı zamanlardaki belge, yani belgesel demeyeyim de röportajlarını bir araya getirdikleri için daha böyle anlamlı olmuştu. Mesela o röportajlara bir tanesini oğlu yapıyor. Ve oğlu o zaman şöyleydi, bu zaman böyleydi soruları soruyor ve o zaman böyleydi cevapları alıyor aslında annesinden. Dolayısıyla hani daha böyle gençlik demeyeyim de hani orta işte yetişkinlik dönemi ve daha ileri yetişkinlik dönemiyle ilgili daha fazla bilgiye erişiyorsunuz. Ve zaten Paulo Rego nasıl söyleyeyim, zengin demesem de yine Kavrusvar'dan geliyor. Yani babasının bir elektronik fabrikası var. Portekizli bir sanatçı. Aynen öyle. İmkanları var ve dolayısıyla o dönemde birçok kişinin sahip olmadığı imkanlara sahipler ve ekonomik olarak bu röportajları kenara kaydedebilmişler. Yaptığı eserleri de, hani orada gördüğümüz eserlerin de yapılışını da gösteriyor. Yani düzenli olarak video kayıtları almışlar. Videoyu izlemek bu bakımdan kıymetliydi. Biraz zamanımı aldı. Hani 30-40 dakika kadar sürdü ama onu izlemek iyi geldi aslında. Çok güzel 90 dakikaydı. 90 mıydı? Bana baksana. 90'dı ama sen tabii ki de hani biz de hani bir grup olarak gittiğimiz için biz bekletmemek açısından önden çıkmış olabilirsin. Evet, hem çok hızlı geçmiş olabilir benim için. Ya yani bana böyle 90 dakika gibi gelmemiş olabilir. Evet, belki de. Ama dediğin gibi en başını ve en sonunu galiba izlemedim. Ama çok kritik olduğunu düşündüğüm yerlerini izledim. Hani o şeylerini izledim. O depresyona doğru giden dönemini izledim. Sevgilisi, partneriyle olan, yani kocasıyla olan ilişkisini izledim. O Portekiz'deki iç karışıklığı dönemini izledim ki zaten kendisi de bunlarla çok etkilenen, o hani karmaşık dünyasının nereden geldiğini gösteren bir belgesel. Çok karmaşık bir dünyası var. Eserlerinde de görüyorsun. Bazı eserleri inanılmaz canlı. Bazı eserleri inanılmaz depresif. Ciddi anlamda hayatının parça parça bölümleri ve ruh haliyle beraber ilerlemiş, yani sanat hayatı da çok net olarak veriyor onları. Ve şey, toplumsal gerçekçilik tarafı da çok yüksekti bence. Evet. Sanat eserlerinde de o tarafını da ben çok gördüm ve bana onu direkt olarak yansıttı. Evet. Kürtaj meselesine, evet, ben çok takıldım. Bu işte bir referandum yapılıyor Portekiz'de ve işte ilk referandumda %10'u falan gidiyor işte şeyin, halkın oy vermeye. Ya Portekiz'de sonra, de yazın, Haziran'da mı ne yapıyorlar yani? Evet, herkes sahillerde vesaire. Kusura bakmıyorsun ama yani, hükümet de bu durumu kullanıyor yani. Hükümet, tabii her hükümet olduğu gibi. Aynen öyle. İnsanlar nasılsa şeye gitmezler, referanduma gitmezler. Sandık başına gitmezler, evet. Haziran'da Portekiz sıcağı yani. Evet, kesinlikle. Sonra işte Paulo Rego da şey yapıyor, buna karşılık kürtajla ilgili bir sürü sanat eseri üretip halkın görebileceği yerlere bunları böyle veriyor. Atıyor, yani gösteriyor yani, şey yapıyor. Ve bir 10 yıl sonra tekrardan ikinci referandum oluyor ve o referandumda 4 katı oy üstünlüğü sağlanıyor. Yani herkes oy kullanmaya gidiyor neredeyse 4 katı. Ve kürtaj hakkı geçiyor referandumda. Ve bence bu çok büyük bir başarı. Bu bir sanatın, yani gücünün, evet, ne kadar değerli olduğunu da gösteren bir şey bence. Evet. Ben ondan çok etkilendim. Evet, ben çok haklısın. Burada şey, Rego'nun şöyle bir hayatı var. Kürtaj oluyor, kürtaj oluyor. Bu gençlik döneminde kürtaj oluyor. Böyle bir dönemi var.
Ondan sonraki süreçte gebe kalıyor ve onu doğurmak istiyor ve yanlış hatırlamıyorsam partneri evli o zaman. Evet, partneri evli. Ama diyor ki ben bunu doğuracağım diyor. Yani kendi kendine karar veriyor. Bu tabii ki yine bence Kabrus Bay'den gelmesinin de verdiği bir şey var, yani bir güç de var aslında. Çünkü babası gelip onu alıyor oradan. İngiltere'de galiba o dönemde alıp Portekiz'e geri götürüyor. Evet. Araçla gelip yani kızını o hal mektup yazıyor babasına, ben hamileyim diye. Adam hani böyle iki günde İngiltere'ye ulaşıp kızını alıp geri götürüyor. İki gün salladım orada. İki gün değil lütfen, hani yakın tarihte ama evet, yani yavaş yavaş gitmiştir, karar vermiştir falan. Ama evet, yani babası hayatındaki en önemli şahs. Mesela depresyona girdiği dönemde bence önemli. Depresyona giriyor ve artık bu hani eserlerin daha son zamanlarda yapılanları, depresyona giriyor, yapıyor bir çekmeceye koyuyor, yapıyor bir çekmeceye koyuyor, hiç bakmıyor. Bu sürecin hemen öncesinde depresyona giriyor ve alkolik oluyor, yani bağımlı oluyor ve babası diyor ki resim yap diyor. Yani buradan çık, resim yap, kendine gel diyor ve oradan sonra resim yapmaya başlıyor. Gerçekten babası hayattaki en önemli şansı olabilir kadının ya. Ve gerçekten müthiş bir babası var. O çok destek oluyor yani. Ne yaparsan yap ben yanındayım diyen bir ebeveyn. Müthiş yani gerçekten. Şeyde de mesela işte bu 3 tane çocuğu var. Ve sanatını da hiçbir zaman bırakmıyor. Hatta bazı durumlarda onu önüne koyuyor. Aynı işte bu Ursula'nın sorguladığı yerden biraz da ben ona yakın buluyorum. Rego'nun hayat, işte o sanatıyla ve çocuklarıyla olan ilişkisini. Şöyle diyor röportajda kızı, büyük kızı galiba. Şey diyor, önce diyor annemin hayatında diyor kendisi var diyor. Sonra diyor sanatı var diyor. Ya aslında hani kendileri, çocuklarını da geri plana attığını söylüyor. Bu da aslında hani bu Oregon... Aslında geri plana atmak değil ya. Ha, ama ben şimdi öyle görmüyorum. Çocuğu olduğu için öyle düşünmüyor tabii yani. Çünkü daha düşünsene, o dönemde arkadaşlarının ebeveynleri arkadaşlarına çok iyi bir iletişim, yakın bir ilişki kurarken onlar o yakın ilişki göremiyorlar. Öyle okumaları senin benim okumamız gibi değil aslında. Başka bir yerden okuyor olması çok normal ki burada ilk, yani büyük çocuğu şu anda 50 yaşında falandır. Yani o dönem için bir kadının böyle bir özgürlük mücadelesi vermesi çok büyük bir mücadele aslında. Bireysel, özgürlük değil mi? Bireysellik mücadelesi vermesi. Belki gerçekten öyle, belki gerçekten çok bencil birisidir. Yani burada olabilir de hani kendisi bilir. Çocuklar için zordur aslında. Ama bu da bir gerçek ya, böyle bir okuması da var. Şimdi olsa belki başka bir şey düşüneceklerdi. Bilemiyorum, evet. Evet, sonra Pera Müzesi'nde bir fotoğraf sergisi vardı. Zamani İstanbulluları diye. Orada şöyle bir göz attık. Fotoğraf sergisi. Ama bittiği için. Çok da öneremiyoruz. Zamani İstanbulluları da ilginç bir sergi. Biraz aslında enstalasyonlar da var. Sadece fotoğraf da değil. Hani bu, şu anda İstanbul'un ne kadar karmaşık, hani İstanbul her zaman karmaşık bir yerdir ama şu an ne kadar karmaşıklık konusunda overdose olduğunu da gösteriyor. Kaosun da çok hissettiğimiz, hani göçmeni çok hissettiğimiz, göçmen sonu çok hissettiğimiz bir dönemde olduğumuz için iyi bir işti ama maalesef 30 Nisan'da sona erdi. Şey güzeldi bence, her fotoğraf sanatçısıyla bir yazarı eşleştirmişler ve her bir yazar o fotoğraf instalasyonuna bir metin yazmış. Melisa Kesmez falan vardı mesela. Evet, o beni etkiledi. Hmm. Evet. Gittim özellikle okudum mesela her yazarın metnini. Evet. O şeye dair. Onlar güzel dokunmuşlardı. Güzeldi. Bir kitap da çıkarmışlar. Kitaptan sonra uzun halleri de var yazdıklarının. O böyle oradan bir küçük bir bölümü aldıkları işlerdi ama bence de iyi fikirdi, güzeldi. Ay, gezi bile vardı ya. Evet, çok güzeldi. İyiydi. O sonrasında da Meşer'e gittik. Meşer'e çok uzun zaman yani çok uzun süre geçireceğimizi düşünüyorduk. Fakat o kadar da uzun sürmedi gezimiz. Evet. John Craxton'ın Işın Peşinde adlı sergisi vardı. Temmuz'a kadar devam ediyormuş bu arada, Utku bitmemiş. Hala gidebilirsiniz. Bir İngiliz sanatçı, bir ressam ve İngiltere'nin o soğuk gri havasında bunalımlarca yaşayıp sonra kendini bir şekilde Yunanistan'da bulup Yunanistan'ın o sıcak Akdeniz iklimine kendini kaptırıp
aslında ne kadar mutlu olduğu, yani o karamsar İngiltere'den çıkıp Yunanistan'daki hayatıyla beraber sanatının da evrilmesini gösteren bir sergiydi aslında bence. Evet, aynı öyle. Sadece Yunanistan değil, Türkiye'de de bir dönem geçiriyor. Yani aslında Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi diyebiliriz. Buralarda zaman geçiriyor. Işın Peşinde harika bir isim. Sergi ismi müthiş bulmuşlar. Ben şeyi çok sevdim. Geometrik şekilleri kullanıyor ve ışık kullanımı müthiş. Şeyde hayal kırıklığı uğradım ama tabii. 23 Temmuz'a kadar Meşer'de başka iş olmazsa çok üzülürüm. Ya, evet, ya. Meşer çok sevdiğimiz mekanlardan birisi bizim. Ama şöyle iki kat olduğu için belki diğer katlara başka işler gelir diye umuyorum. Evet, bizim sadece 2-1'di bu sergi. 4 ve 3'te hiçbir şey yoktu. Bence oraya gelir ya. Ay hadi inş. İnş. Ve rotamızı tamamladık. Rotamızı, şişhane rotamızı tamamladık. Güzel bir gündü. Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.